Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Michael Jackson öldü galiba değil mi? Michael Jackson sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. Hayırdır, bir alacak verecek bir şey mi var? Ya o bundan yıllar önce enteresan. Evet. Evet. Şundan mı? Yani olduğu kadar. İçimde başka biri vardı. Çıkıyor ses şu anda. Evet evet, farkındayım. Böyle nasıl? İçimde başka biri var zaten. İyi. Onu susturmaya çalışıyorum uzun yıllardır. İyi, güzel. Orada bir oksidasyon problemi var herhalde. Şurada, evet, şurada. Onu hissediyorum. Allah güzel. Tamamını erdirsin. Ne diyeyim, evet. Yapar. Ya yıllar önce bir şeyimiz vardı. Bir ısın komple alacağım dedi ben şeyini, haklarını. Nereye alıyorsun deseydin? Diyemedim. Yani 42 milyon dolar cash indirdi. Dedim tamam, al sen, nasıl olsa ödeyeceksin bir gün yani. Evet. Yani. Evet. Zaten gitmez yani öbür tarafa. Yani evet. Beatles'ın müziğinin haklarını satın almak, Beatles'ın müziğini satın almak anlamına gelmez. Evet, evet. Michael dedim. Öyle, dedim ya bunu. Öyle biliyorsunuz. Bunu dedim. Yani. Dedim yani bunu. Ben Kaykıl der gibi demişsin ama yani tonlama olarak. Estağfurullah. Yani o aksan olarak algılamıştır ama. Çünkü değilim yani, Amerikan kökenli bir insan değilim ben. Estağfurullah. Yani, niye öyle olasınız yani? Ben daha çok, benim kökenlerim dayanır. Moğolistan'ın üst tarafları, o sonsuz açık. Hazar'ın üstü mü oluyor sizin? Hazar'ın üstü bizim yani. Dede binmiş oralar. Sonra gelmiş işte. Boğaz'da bir iki tane falan da yalı almış. Bir de Mecidiyeköy taraflarını almış. Dutlukmuş o zaman oralar. Komple mi? Komple almış. Karpuz işi yaparım diye. Karpuz işi olmamış. Demiş bamya olur burada demişler. Bamya'ya girmişler. Bamya'da olmamış, tutmamış yani. Mecidiyeköy'de zor bamya. Sonra kendini kumara verip işte bütün şeyi bizde böyle işte böyle birbirimize bakıyoruz. Yani. Sen koca Orta Asya'yı ye. Ya kumarda. Ya. Şimdi bamya mı karpuz mu kumarında ye. Ama bak her şeyi zamanında yapmak lazım. Şu anda kuru bamyanın kilosu 1 gram altı. Yani iyi. Geçen gün çünkü dedim alayım dedim bir böyle bir hani et suyuna bir çorba yaparım. Ne kadar dedim. Şundan bir kilo ver deseydin. Dilimiz alışmış bir kilo.
1300 dedi. Efendim dedim. 1300 abi dedi. Dana abi deme dedi. Bamya lan bu. Tamam, kuru suyunu kaybetmiş. Eyvallah yani. Evet. Evet. Yani kuru, tabii kuru bamya zor şeydir zaten. Yani o zordur yani. Evet, doğru. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onduk. Ben Kaan Çaydamlı. Bugün 11 Nisan Perşembe gecesi. Her zaman olduğu gibi yine Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyolarında 6. Nisa 2023 için sizlerde deyiz. Bugün gerçekten çok önemli konularımız var. Ve bugün enteresan ve küçük de bir oyunumuz var. Biraz bahsedeyim. Instagram'da paylaştığımız bir Kaybedenler Kulübü seti, elde baskısı kalan kitaplar aldık. İlk beş yayından küçük set haline gelmişti. Onları imzalı olarak bir takım hediye etmeyi düşünüyoruz ama öyle yani kuru bamyanın 1300 lira olduğu yerde de affedersin. Kuru kuru olmaz. Eğer bu imza seti kazanmak istiyorsanız, yani sahip olmak istiyorsanız, oyunu başlatıyorum Amir. İlk yapmanız gereken şey, Standart FM'in internet sitesinde bağış butonuna bir evet, radyoma destek butonu var. 900 TL aynen destek öyle atmanız. Bu desteği atanlar içerisinden başlangıç olarak yeterli. Evet. Sonra bir bakacağız duruma. Evet. Oradan açık arttırma ya da açık kapattırma. Açık kapatma. Açık kapatma. Açık kapattırma. Yeni bir sistemle bu akşam bir dinleyicimize bu seti armağan edeceğiz. Gece boyunca bize canlı yayında katılmak için yine Instagram üzerinden konuşalım. Standart FM'e Standart FM'in Instagram'ına, yani fm.standart'a bir direkt mesaj atmanız yeterli. Lütfen bu mesajı da adınızı, mümkünse bizi nereden takip ettiğinizi ve telefon numaranızı yazın ki size buradan ulaşabilirim. Çok renkli 3 konuyla bugün karşınızdayız. Bunlar sırasıyla hayat, kadınlar ve aşk evet olacak. Bu bayatlamış gibi, sanki insanlık tarihi kadar eski 3 konuda tabii ki Kaybedenler Kulübü farkıyla hiç ağza alınmamış. Evet. Ağza alınmayacak. Ağza da alınamayacak. Dillendirilmemiş. Hep gölgede kalmış. Biraz da cesaret isteyen açıkçası artı 18 yerlere değmeyi planlıyoruz. En azından önümüzdeki senaryo, yayın akışı şu an öyle gösteriyor diyeyim başlangıç olarak. İlk defa konuşacağımız bu üç konu yanında tabii oldukça ağır bu üç konu. Aralıklarında biraz neşelenmek, biraz zihnimizi dağıtmak için de iki ara konumuz olacak. Bunları birazdan sizlerle tabii ki paylaşacağız. Çünkü niye paylaşmayalım yani? Şimdi durup dururken mi konuşalım? Yani? Yani çok saçma olurdu. Yani, çok yüzden, saçma olurdu. O yüzden konuşmaya başlamadan paylaşacağız, bundan emin olabilirsiniz. Tabii ki hepiniz hoş geldiniz. Buyurun. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim.
Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Dinleyenler, Kaybedenler Kulübü. Değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. 2023-6 Nolu Nusa'da canlı yayındayız. Hatta bir dinleyenimiz var. Evet, önce Rıfat'a merhaba diyelim. Merhaba diyelim. Sonra bu akşamki konumuza geçeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Rıfat. Bizi İzmir'de arıyorsun. Doğru mu? Doğrudur. Sizi biraz tanıyalım. Ne yaparsınız hayatta? Rıfat, ben öğrenci çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun Rıfat? Seslendirme dublaj yapıyorum 2 senedir. Çok iyi. O zaman şey mi okuyorsunuz? Konservatuvar mı? Yok. Psikoloji okuyorum amirim. Aynı şey. Evet, aynı şey. Seslendirme. Makine mühendisi terkim. Ne o da? O da iyi. O da iyi. Ya makine mühendisinin en iyi tarafı benim bildiğim terk tarafı. Terk tarafı iyidir. Evet, çok iyi geldi. Terk ettiğim zaman anladım. En güzel tarafı. Terk etmek iyidir. Psikolojiye geçmen enteresan olmuş. Şeyden makineyi terk edip. Yumuşak şeydir, makinedir o. Evet, yumuşak makinedir büyük ihtimalle. Yumuşak geçiş mi yaptın yoksa yani direkt geçiş mi yaptın? Biraz sert oldu amirim aslında. Direkt sert geçiş. Çünkü ülke arası bir değişiklik olunca o kadar pürüzsüz bir geçişe izin vermediler. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hayırlı başarılar diliyorum sana bundan sonraki şeyinde, psikoloji tahsilinde. Psikolojide ne okuyorsunuz genel olarak? Psikoloji mi okuyorsunuz? Ya psikoloji okuyoruz anlıyorum ama hani benim okuduğum bölüm biraz daha deneysel psikoloji tarafına daha yakın. Ya psikolojik roman falan okuyor musunuz? Ne bileyim, Cronin, Gogol, Barbara Streisand, şarkıcı değil miydi o ya? Barbara Cartland. Cartland yani. Evet. İskoç aksanıydı sanırım. Evet. Barbara Palvin'i biliriz amirim biz orada ama. Onu ben şey yapamadım ben. Sanki Alaska'da başkan yardımcılığına aday olmuş bir kadın vardı. Onu hatırlıyor musunuz ya? Alaska'da. Ne zaman? Hatırlamıyorum. O zaman da hatırlamıyorum o zaman. Şimdi o aklıma geldi nedense. Mesela zaman ne kadar önemli değil mi bir şeyi hatırlamak için? Yani üzerinden ne kadar zaman önemli bir şey zaten. Yani hani var olup olmadığı ile ilgili hala da mütereddit olduğum bir konu bu. Yani. Bence yok bu arada. Zaman 4. boyut olabilir mi gerçek? 5. de olabilir. Yani eğer 4'e bir şey koyabilirsek 5. boyut da olabilir. Ben 4. boyutun ne olduğunu bundan yıllar önce Kadıköy'den Karaköy'e geçerken vapurun ön baş açık kısmında idrak ettim. Ben bunun martılarla bir ilgisi yoktu yani. Ona eminim. Ve olmuş, erken olmuş. Hoşuma gitti. Erken bir fark etme olmuş yani. Erken farkındalıklar aslında yani erken teşhis gibi bir taraftan da. Tabii. Adamın hayatını da kurtarabilir, hayatını
şey de yapabilir yani. Bok da edebilir. Affedersiniz. Neyzen Tevfik bir gün şeyde Pendik sahilinde kayalıklarda bunu babam anlatıyor bana. Kayalıklarda otururken boş oturmuyor tabii. Bizim gibi boş yapan bir insan değil. Daha çok ney çalıyor? Boş boş. Boş boş. Onun da boş çal. Çok boş çalardı o. Boş çalan, boş. Yani boş çalmayı seven bir karaktermiş. Anlatıldığına göre o dördüncü boyutu o gün fark etmiş. Geç olmuş. Bir sabah. Sabaha yaşlılığı, yaşlılığı. Ama martılarla ilgisi var bu söylediğimin. Benimkinin yok. Benimkinin daha çok şey, cam bardak, çay ve küp kesme şekerle ilgisi var. Daha şey, etkili şeyler, nesneler. Çok yalnızdım. Onun da etkisi olmuştur. Aslında yani yalnız olmanın, yalnızlıkla olan ilgisinin, ilişkisinin farkında olmayan bir yaştaydım. Genç. Farkında olmadığım bir yaştaydım. Evet. Dolayısıyla yani böyle şey durumlar vardır. Ben çok kendine güvensiz, çekingen, kadınlarla konuşurken kıpkırmızı olan bir gençtim. Gençliğinde mi? Gençliğimde. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğum yıllardan bahsediyorum. Üniversite yeni kurulmuştu o zaman. 1800'ler. 1800'lerin sonları işte. 1800'lerin 1890'lar falan. 7 yıl okurduk biz. Şey, Tanzimat. Devrim olmuştu. Tanzimat zamanı. Evet. Tanzimat zamanı, evet. Tabii tabii. Tanzimat daha şeydi yani, daha hani cumhuriyet lafı falan hiç daha ortada yok. En şey, en fazla tanzim edelim'e gelmiştik yani. Şey, bir temiz yatırım şey yapalım. Bir temiz yatırım. Bu arada Kaybedenler Kulübü seti için, imzalı seti için radyoya bağış yapmaya devam edebilirsiniz. Bir noktada durduracağız ve başka bir şey söyleyeceğiz. Evet, ikinci bir tura geçeceğiz, doğru söylediniz. Dönelim. Ne anlatıyordum ben? Tanzim. Tanzim. Sonra tanzim satış mağazaları açtılar işte. Gaz yağı yoktu. Sana yağı yoktu. Şey yoktu. Bir yağ sorunu var. Sarı Samsun yoktu. Sarı Samsun. Sarı Samsun yoktu. Şeker? Şeker hiç yoktu zaten. Çay? Çay yoktu. Kahve? Kahve içilmezdi ki. Yani sizin keyif verici dediğiniz şeyleri. Beyazların hiçbiri yoktu, öyle söyleyeyim sana. Karalar da yok. Beyazlar ve karalar yoktu yani. Rakı? Rakı vardı canım. Beyazları şey yapmayın. Rakı vardı. Sonradan beyazlayanlar vardı. Ne anlatıyordum ben abi yani? Orasını mı kaçırdım be? Sen hatırlıyor musun Rıfat? Ne anlatıyordum ki ben? Tanzim marketindeki ürünlerden bahsediyordum abi. Niye bahsediyordum ki bunlar durup durup? Çok saçmaymış ya. Bir şeyden geldik sanırım. İstanbul şeyler, İTÜ'nün kuruluş, İTÜ'nün kuruluş yıllarından bahsediyor. İTÜ'nün kuruluş. Evet. Vapur. Vapur. Çok dördüncü boyut. Dördüncü boyut. Amirim, o zamanlar Kaybedenler Kulübü kolonyaları satışta mıydı? Tütün olarak var. Tütün kolonyası o olarak. O zamanlar tütün işindeydik biz daha çok. Tütün kolonyası olarak satıştaydı. Evet, doğru. Kırması çok zor diyorlar amirim tütünü ya. Ne yapması? Kuruması mı? Kırması. Ha, biz kırmıyorduk. Direkt sarıp içiyorduk yani. Evet. Yakışır amirim. Daha sonra... yıllar sonra Amerika'da bir tütün işine girelim, Torbalı'dan iyi tütün ithal edelim dedik. Fabrika yandı.
Büyük kısmı yandı tütünlerin, bir kısmı da kavruldu o sıcaktan. Çok iyi hatırlıyorum Mete. Gel, böyle çok gergin gergin geldi. Ne yapacağız dedi. Satacağız dedim yani. Evet. Sonra roasted yazdık şeyin evet. üzerine. Yani Lucky Strike'ın çıkışı odur yani. Nedir ki yani? Roasted, kavrulmuş tütün. Sonra patladı o iş. İyi abi, şey paketleme ilk aklımıza gelen güzel şey paketlemeydi. Paketleme. Yani biz bunu niye paketleyip satmıyoruz kardeşim? Evet, evet. Sarmak yani zorunda mıyız? Torbacı mıyız biz? Evet, evet. Çok iyi hatırlıyorum seni. Ya. Bir akşam çok sinirle gelmiştin. Ya. Şeyde çok de... teşekkür ama Rıfat şey yaptın bize. Eyvallah Rıfat. Açtın gerçekten. Görüşürüz eyvallah tekrar. Eyvallah. Evet, sağ ol. Görüşürüz eyvallah. Çok iyi hatırlıyorum. Rolling Stones çalıyordu şeyde. Evet. Pickup'ta. Evet. Sticky Fingers albümü yeni çıkmıştı. Fermuarlı. Fermuarlı. Evet. Evet. Andy'nin işi. Öyle bir geldin dedim, biz torbacı mıyız dedi. Çok iyi hatırlıyorum. Ben bir avukatla birlikte yaşıyordum. Daha doğrusu bir avukatın. O kız öldü mü ya? O kızı gömdük. Yazık be, çok güzel bir kızdı biliyor musun? Kızı gömdük. Ya bir sen biliyorsun da ben de biliyorum. Evet. Yani söylemiş oldum. Hangimiz bilmiyor. Çok özlüyorum bazen. Özlemek insana dair be. Evet. Şeycim. Neydi? Mahmut ben. Mahmut'um. Evet. Evet değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü burası. Bugün 5. Nusra'da uğradığımız siber saldırı sonucu aslında tam derinleşemediğimiz bir konuyu da bir ara konu olarak tekrar gündeme getirmek istiyorum. Çünkü bir kaldı değil mi o? Yani o kaldı. Biz biraz kaldık. Zihinsel dağılma nedeniyle. Önemli bir konu. Bir kere yanlış anlaşılmak istemeyiz. Kaybedenler kulübü Trumpçı gibi bir yafta kendimize yakıştıramıyoruz. Yani tek başına olmaz. Evet. Tek başına olmaz. Ha, çok Trump atmışlığımız vardır. Yani. Evet. Mesela Trumpacı da denmiş diye var. O da olur. Bize. O da olur. Ama bu başka. Şimdi biz tamamen insani bir açıdan ve hukuki bir çerçeveden konuya yaklaşmak istedik. Ki değerli dostum Mete Ondu'nun da hukuk konusundaki deneyimlerinden ve tecrübelerinden de istifade ederek asıl bu konuya bir açılım getirmek. Lütfen. İstedik ki kendisi aslında biyolog, deniz biyoloğu olmasına rağmen hukuk alanındaki ilgisinden dolayı aslında zor yıllar da yaşamış bir insan. Yani bir tür karışıklık. Fakat bu sayede ki hep böyledir aslında. Yani bir konuda uzmanlaşan insanların başka bir konuda yazdıkları ya da başka bir disiplin alanına o spesifik konu üzerinden yaptıkları yaklaşım aslında her zaman çığır açan bir şey olmuştur. Değerli dostum Mete Ondu'nun da özellikle Meksika Körfezi körfezli biyolojisi ve gelgit kurbanı yumuşakcalar yaptığı çalışmanın son noktası olarak yumuşak tuzla yumuşakça avlama tekniği üzerine sert bir itiraz başlıklı risalesi. Evet.
Teşekkür ederim. Evet, hakikaten bir resmen bir devrim yaratan bir çalışma olmuştu. Ki bazılarınız hatırlar. Öyle tahmin ediyorum. Eğer merak ederseniz Milli Kütüphane Amerikan Löbreri. Evet. Kaliforniya pardon Kolombiya Hukuk Kütüphanesi evet. Ve birer nüshasının olduğunu biliyorum. Bir de evet, tahmin ediyorum ki Vatikan'da var bir nüsha. El yazması. El yazması. O zamanlar elle yazıyordum. Manuskript. Acaba hala elle yazıyorum. Evet. Elle yazmak lazım. Yani. Çok teşekkür ederim bu arada. Estağfurullah. Yani bu hatırlatmanıza gerek yoktu. Yok hayır yani yeri geldiği için yoksa hani böyle bir yeri de geldi ama. Böyle bir hatırlatmaya da ihtiyacınız yok. Evet. Şimdi sonuç itibariyle yumuşakçalar amir omurgasız canlılar ve gelgit esnasında bunların kendilerini kuma gömerek tabii. Çünkü tekrar gelmesini bekledikleri gibi bir süreç var. Tabii tutunamadıkları için. Yani üstadımızın dediği gibi onlar tutunamayanlardanlar. Yani. Dolayısıyla evet. Gömerler. Yani. Kuma gömerler. Kafalarını özellikle kuma gömerler. Bunların giriş ve çıkış delikleri genellikle karıştırılır. Çünkü yumuşakça yani. Her yeri yumuşak. Her yeri yumuşak yani dolayısıyla delikleri de yumuşak. Tabii. Ama her yumuşakçının sonuç itibariyle her makine gibi bir giriş bir de en basit makine gibi. Çıkışı var. Bir de çıkış. Evet. Yani en azından ürünün çıktığı ve ham maddenin girdiği birer tabii. Deliğe ihtiyacı yani var. Yani göz önüne gelsin diye lafınızı bölmeden parantez içinde söylüyorum. Öyle organizmalardır ki bunlar. Beyinleri bile yoktur. Zaman zaman. Omurgasızların. Tövbe yarabbim. Allah göstermesin. Beyinleri yoktur ama mutlaka ağızları ve kıçları vardır. Vardır. Yani bu tövbe yani düşünün. Ya şimdi bir düşündüm sanki. Yaradan isteyince nasıl yaratıyor? Herhalde bir düşündüm ki sanki şeye de gitmeye gerek yok. Meksika körfezinin altın renkli. Yok buralarda da vardır. Kumlarına. Şöyle bir çıksak sanki şey olur. Buralarda da vardır. Şey yapar. Denk gelir. Evet. Zaten yumuşakçının coğrafyası olmaz. Coğrafyası olmaz. Hacı coğrafyada kader değildir. Bir yumuşakçı için bile. Değildir. Değildir. Asla değildir. Binaenaleyh. Bu yumuşakçıların tabii ki kum üzerinde yarattıkları küçük kabartılar ya da birisi yaklaştığı zaman su fışkırtmaları. Evet tabii. Zehirli su da olabilir. Evet gibi şeylerden yerlerinin tespiti mümkün. Ve o noktaya tuz döktüğünüz anda bu hayvan yani ne yapsın? Yani şimdi ben sizin ağzınıza tuz döksem ne yaparsınız yani? Yani, su içmek ama yok gidip ağzını çalkalayıp tükürürsün ama deniz suyu da tuzlu. Deniz suyu da tuzlu. Evet. Burada bir açmazları var yani. İşte tuz var, tuz var. Tuz var, tuz var. O yüzden yemeklerde deniz tuzu kullanmak evet, mineral zenginliği açısından da çok önemli ama deniz tuzunun elde edilme prosesi 0.01 milimetre çapındaki şeye kadar süzülmelidir. Hatırlarsanız Gorvidal'ın bu konuda çok önemli bir eseri vardır. İnsanı şey yapar. İnsanı şey yapar evet. Aklını çeler insan. Ben bunu bir ne oldum demeyeceksin. Evet. Deniz tuzu. Ya da şehir ya da kent tuzu. Salt bilir. Değil mi? Salt bilir. Yani gelmek istediğim nokta şu. Sonuç itibariyle hepimiz sekse karşıyız. Şüphesiz ki. Yani hem sizin genel anlamdaki deyiminizle hijyen açısından
başlangıç olarak. Hem de bir insanın bir insana böyle bir şey yapması. Ya onu zaten hem ecnebi insanlık tarihi hem yerel insanlık tarihi açısından geçtiğimiz haftalarda ele aldık. Yani evet. bir ölümsüz cinayet olarak seks adlı nüshayı dinleyenlerimiz şey yapabilir. Evet, YouTube kanalından eski nüshaları dinleyebileceğiniz gibi. YouTube kanalımızda hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Kesintisiz ve kısıtlamasız ve kısıtlaması olarak. Yani boş konuşuyorsunuz şu an. Şu an boş konuşuyorum. Şu an boş konuşuyorsunuz. Şu an boş konuşuyorum ama yani sonuçta karşıyız. E tabii. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Pardon abi, bir sesim. Bakabilir misin? Özel numaranız mı bu? Kişisel numara. Mafife'yle buradan şey yapıyoruz. Biz acayip hoşuma gitti ve kıskandım şu an. Estağfurullah. Afife Hanım bizi Ankara'dan arıyor. İyi geceler Afife Hanım. İyi geceler. Ne kadar enerjik bir ses. Evet. İnsanın ömrü uzar. Evet, bizde olmayan bir şey şu anda. Evet. Ama senin ömrünün de uzayacak hali kalmadı artık. Yani daha nereye uzasın yani. Diyorsunuz değil mi? Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bakıyorum yani. Hala da giderim var yani de. Çok teşekkür ederim. Ama artık... Ama nereye giderim? Yani işte nereye? Nereye giderim var ha. Aslında tek bir yere giderim var da işte. Ama orada da durmuyorsun. Kaç defa gömdük seni? 4. Her seferinde daha sanki daha bir gençleşmiş. Ama böyle... Nasıl diyeyim? Ama bir vintage bir şeyle. Boş konuşuyorsunuz şu an. Geri dönüyorsun. Boş. Tam tasvir edemedim. Yok edemediniz. Yani yok güzel oldu. Güzel gözümün oldu. Önünde canlanıyor çünkü. Benim hoşuma gitti. Ama. Hoşuma gitti. Çok eski bir Macar hikayesi vardı. Adam. Ne anlatacaktım ya? Çok eski bir Macar hikayesi. Adam. Evet. Güzel hikaye. Evet. Bir adam mı? Bir adam yani. Adam bir hikaye yani. Evet. Başlı evet. Başına diyorsun. Evet. Yani. Bu mikro hikaye bu. Türk biraz yani. Mikro oldu. Evet. Şey yapabilirim. Neredeyse yani Brat Igan'ın iyice... Çok seyreltilmiş Brat Igan. Şeye gelmiş evet. Artık. Evet. Bildirlaşmış hali. Evet. Ben de bir hikaye anlatayım. Bir adam ama. Bir adam. Ben de bir hikaye anlatayım. Buyurun. Benimki bir Orta Afrika hikayesi. Severim.
Ben bu arada bir lavaboya gidip gelebilir miyim? Tabii anlatıyorum ben şu anda. Lütfen. Ben dikkatle dinliyorum, farkında mısın? Lütfen, lütfen. Aslında ben senin gelmeni bekliyorum. Afife selam. Selam. Mete gelene kadar bir şey yapalım, sohbet edelim diye düşündüm. Olur. Hem baş başa da kalmış olduk. Bu sayede. Tamam, daha güzel olur. Bence de öyle. Ne yapıyorsun Afife Ankara'da? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Yani şey, sektörün nedir? Kamuda çalışıyorum. Ankara'da başka ne iş yapılır? Doğru. Ankara. Kamu dediğiniz şey değil mi? Devlet manasında, evet. Yani. Hı hı. Kamusal alanda çalışıyorsunuz. Aynen. İyi, memnun musunuz? Yani... Herkes kadar. Herkes kadar. Şeyiniz, SSK'nız var. Aynen, SSK'm var. Şey var mı? Ev, araba, bir şeyler var mı? Maalesef. Yaş kaç? Henüz yeni başladım çünkü. Yaşınızı bağışlar mısınız? 25. Daha gençsiniz. Bunlara sahip olmak için. Aslında genç de değilsiniz de. Sesinizi çok az alıyorum. Hiç duyamıyorum sizi. O yüzden söylediklerinize cevap veremiyorum. Olsun, bir şey söylemiyorum zaten. Boş boş konuşuyorum. Kedinin ismi ne? Şükrü. Şükrü. Vay, enteresan. Bende de bir Recep var. Nedense kedilere hep bu yaşlı dayı isimleri çok yakışıyor. Evet, kedilere yakışıyor. Erkek kedilere yakışıyor. Evet, erkek kedi. Yani... Benimki gerçekten dayımın ismi. Afife, sen yokken söyleyeyim abi, bir özel bir sohbet. Duydun mu? Yaptık. Duydum. Kamu da çalışıyor. Ayber Kamu. Duydum, duydum. Evet. Ayber Kamu mu size? Ayber Kamu mu? Albert Kamu değil maalesef. Yabancı mısınız diye soracaktım. Anlayamıyorum sizi. Sesinizi çok az geldiği için. Olsun, çok önemli değil zaten. Radyoda dinlerken daha çok anlıyordum. Anlaşılacak bir şey söylemiyoruz zaten. Ben Orta Afrika hikayemi anlatayım. Burada evet, bir dinliyorum. Şey, Afife Hanım, bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Telefondan mı az geliyor sesimiz? Hı-hı. Buradan bir ayar çekebilirim onu da, o yüzden sordum. Çok memnun olurum eğer öyle bir şey olabilirse. Ya burada her şey mümkün. Mesela kedinin sesi çok net geliyor. Bize geliyor. Recep'in sesi, evet. Şükrü değil miydi? Şükrü. Allah Allah. İşte Allah söyletiyor. Herhalde Allah söyletiyor. Şimdi... Bu arada ben sizin eski yayınlarınızı dinliyorum bazen. Evet. Yemek yaparken falan. Oo, evet. Sizin bir kediniz kaybolmuş bundan yıllar yıllar önce. Kediyi bulabildiğiniz mi, çok merak ediyorum. Kenet. Kenet mi? Yok, Kenet kayboldu. Eğer bana sorduysanız. Tekir. Yok. Bir kedi. Yok. Hanginizin kedisiydi acaba, onu da tam hatırlayamadım şimdi ama. Mete'nindir. Benim hiçbir kedim kaybolmadı. Yok. Benim Peki, bir kedi vardı. Bulabildi mi kediyi? Yok, benim kedim kaçtı. Kaçtı. Ve kayıplara karıştı. Olimpos'ta kaçtı o değil mi? Yok, Moda'da. Ha, Moda'da mı? Olimpos'ta kaçan kedi kimdi? O dişiydi. Olimpos'ta mı kaçmıştı bilemiyorum. Yani dişiyse kaçmış sayılmaz. Ya, o dişiydi, kaçmış sayılmaz. Kaçmış değil miyiz? Dişi kediler kaçmaz. Gider. Sütleşmek için gitmiştir. Şükrü'nün yazdığı bir şarkıyı çalacağım da oradan şey aklıma geldi, onu şey yapıyorum şu an, plakla uğraşıyorum şu an. Afife Hanım, kusura bakmayın. Rica ederim. Plak bunlar şeyler, çok boş işler. Hazır değil mi şunu, belki çalırız. Afrika hikayesi ne oldu? Evet. Evet. Beni bekliyordunuz. Ucu sivri kuru bir sopayı elinde tuttu. Ya ben biliyorum bu hikayeyi. Tabii çok eski, evet. Çok bilinen bir hikaye. İnanılmaz bir hikayedir ama. İnanılmaz. Gerçekten şey bir hikaye. Var mı sizin anlatabileceğiniz bir mikro hikaye? Maalesef yok. Yaşım çok küçük daha.
Hikaye anlatacak yaşta değilim. Hiç yaşla ilgili bir şey değildir evet. Hikaye. Mesela ben bir dinleyecek yaştayım. Bir Polonya hikayesi de anlatayım size. Buyurun. Ne hikayesi? Polonya hikayesi. Sesli mi? Sesli. Polonya'da başıma gelmişti. Evet. Yani yaşadığım bir hikaye. Gerçek bir hikaye. Başıma gelen bir hikaye. Kapıyı açıp içeri girdiğimde violensel bir tabanca ve bir ceset vardı. Bu da böyle bir hikayedir yani. Güzel bir hikaye, soğuk bir hikaye. Yani polisiye biraz. Evet, polisiye tadı var yani. Evet, evet. Şey soğuk polisiye. Evet, evet. Tarz, şey değil yani olarak. Karanlık da değil aslında. Değil, soğuk. Yani violensel belki hani Polonya iklim itibariyle hani kara polisiye mi diye düşündürebilir. Yok, yok. Ama violensel ve bu arada ceset vardı derken bir kadın cesedi vardı. Onu hikayeyi şey yapamadım yani. Bu ceset kadın. Evet. Şu an bir yere oturdu hikaye. Ve yani kadının elindeki derin, o zaman kadına ait. Hayır, elindeki derin yaradan anladığım kadarıyla da kadın violensel çalamayacak durumda. Yani siz bunu anlatıyor musunuz? Bizzat yaşadınız mı? Gerçek bir olay dedim ya. Pardon. Yani sol eli yoktu kadının. Doğuştan yani. Çolak yani. Ama çok güzeldi. Kadın çok güzel. Çok güzel. Kadın çok güzelmiş. Hayat çok güzel hayat. Hayat güzel hayat. Lay lay lom yani. Var mı senin yaşadığın bir hikaye anı böyle mikro? Anlatamayacağım bize. Benim hayatım mikro hikayelerle dolu. Çok mikro oldu ya. Afiyet olsun. Evet. Hafife ne içiyorsun? Su içiyorum. Allah Allah. Su iyidir. Su aynen. Şey, su hayattır. Her şeyin başı su. Ben su bazlı besleniyorum. Her şeyin sonu da su yalnız, onu şey yapmayalım. Yani hikayeleri eksik anlatmayalım. Evet. Evet. Afife, bizi aradığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim arada, beni aradığınız için. Bu arada Kaybedenler Kulübü setiyle ilgili bir bilgilendirme yapalım. Evet, şu an ona son bir bakış atmam lazım. Ve buradaki son durumu da anlat. Tabii ki söylemem lazım. Şu an saat 23.15 dakika kadar süre koymak zorundayız. Çünkü Kaybedenler Kulübü seti ilk gelen peylere göre söylüyorum. 5 dakika içerisinde bu açık arttırmayı kapatacağımıza göre 225 lira masada şu an. Evet. 5 dakika içinde 225'in üzerine çıkıldı takdir. Evet. 225 masada. Sahibi çıkılmadı takdirde kim almış oluyor imzalı seti ağır. İsim vermek doğru olmaz. Bitince anons ederiz. Okey, tamam. Ben yani alışık değilim bu tür müzayede oyunlarla. Ama benim hayal ettiğim böyle bir oyun değildi yani. Çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum ben. Peki, tamam. Evet, okay. Bir 5 dakikamız var. Daha sonra da bu akşamki setimizi, Kaybedenler Kulübü setini. Afife, orada mısın arada? Evet. Ha. Teslim edeceğiz diyelim. Ne diyeceğim ben de bilemedim. Evet. Afife, çok teşekkür. Görüşürüz. Teşekkürler, görüşürüz. Tekrar. Görüşmek üzere. Tekrar sonra bize. Bu yaptığın çok ayıp yani. Hangisi?
Yani hiç ilgilenmedin kadınla. Ben kadınlarla ilgilenmiyorum ki. Ya uzun zamandır. Bıraktım. Geçmiş olsun. Sana çok hoş bir şarkı çalacağım şimdi. Çok hoş. Çok hoş oldu. Şuradan çalacağım ben de bak bak. Canlı canlı siyah ziftten. Vay 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 vay. Umarım doğru hatırlamışımdır. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Sayın dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Hatta bir dinleyenimiz var. Aksen'le konuşacağız o gün tekrar. Aksen, selam. Merhabalar, nasılsınız? Vallahi sesiniz çok iyi geliyor. Evet, evet. İyiyiz. İyiyiz. Böyle iyiyiz. Daha iyi. İyiyiz. Aslında hastayım ben. Sesim biraz kısık. Ya iyi geliyor. Daha iyi geliyor. Daha şey, hat yani daha çekici. Hatta çok çekici yani. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun? Görüşmeyeli. Nedir? Ne yapayım? Çalışıyorum. İş, ev, iş. Öyle devam ediyor. Hatırlatsana, sen ne iş yapıyordun Aksan ya? Sizinle daha önce görüştüğümde BİM'de çalışıyordum. Hı, şimdi ondan çıktım. Daha doğrusu ayağımı kaydırdılar. Şu an bir mama firmasında çalışıyorum. Kedi. Mama derken? Mama köpek. Yani pet shop, ama bütün pet shop malzemeleri temin ediyoruz. Hayvan geneline. Hayvan evet. Tarzı mı? Aynen, hayvan üzerine. Çok iyi, hiç boş yani boşta kalmamışsın. Ayağını kim kaydırdı? Yok, 2 ay kadar bir çalışmadım. 2 ay evde kafa izni yapmış oldum. Daha sonra bu işi bulmuş oldum. Vallahi. Ayağını kim kaydırdı? 6 ay kadar bir çalışma sürecim oldu. Çok hızlı kariyer atlama yani BİM'de belirli bir şeyler var. Hı. Onu geçince yani 10 yıldır veya daha fazla çalışan arkadaşları biraz elemiş olduğum için maalesef. Erkek mi bu arkadaşlar? Yok yani bayan. Bayan mı? Kadın. Bayan. Bayandan arkadaş mı olur be? Kadın desem. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Kadın desem anlayacağım da bayan. Pardon, kadın. Ha, kadın arkadaş. Yerindeki arkadaşlarım bayan dedikleri için ağzıma dolandı. Kadın arkadaş olur. Benim var kadın arkadaş. Benim de var. Benim de var. Hatta yani. Gerçi ben onları kadın olarak görmem. Yani kadın kadın olarak. Anladım. Yani şey. Seks nesnesi olarak. Ya evet, seks objesi olarak görmem. Hı. Kadın, evet. Kadın senin için seks objesi normal. Normalde. Hmm. Eğer bir seks objesiyse evet. Çok güzel bir cevap oldu bu. Teşekkür ederim. Yani çok, direkt kaçtı. Size mikro bir şey anlatayım evet, dedim. Cevap evet, vereyim dedim. Evet, bayağı mikro bir cevap oldu bu. Mikro bir hikaye anlatsana bize Aksan ya. Çok
lütfen, hiç aklıma gelmiyor. Yaşadığın bir şeyi anlat. Yaşadığın mikro bir şey anlat. Mikro yani. Aksen Gül ama değil mi? Aksen değil sadece. Aksen Gül. Aksen Gül ama Aksen diyorlar. Yani ailem Aksi diyor. İsmim Aksi olarak sesleniyorlar. Hmm. Ama arkadaş çevrem Aksen diye yani diyor. Hmm. Normal aile. Aile için aileye karşı Aksi olmak normal yani. Evet. Ergenliğin falan zor geçmiştir sen. Yok hayır. Tam tersi. Çok sessiz, sakin bir insanım. Allah Allah. Peki başkalarına zor geçmiştir. Olabilir. Evet. Aslında mesela bunu bir mikro hikaye olarak anlatabilirdim bize. Yani. Ki böyle pat diye sorulunca insanın aklına gelmiyor. Sen anlat abi bir mikro hikaye. Güzel anlatıyorsun ya. Ben mi? Evet. Tabii ki. Şöyle, bu arada şeyi açık arttırmamızı birazdan sonlandırıp anons edeceğiz nihai halinde. Ama bu mikro hikayeyi anlatacağım. Bir adam, iki kadın, ve iki çocuk. Kadınların biri evli, diğeri bekar. Vay canına. Çok güzel bir hikayemiz. Çok derin bir kere yani. Evet yani başlangıç olarak. Geçmiş olsun yani. Yaşadın mı bunu hakikaten? Babam anlatmıştı bu öyle. Mikro hikayeyi. O zaman yaşamış o zaman. Ona da babası anlatmış. Oo. Evet. Bu zaten aslında evrensel bir tema. Yani. Evet. İki kadın olan her şey evrensel. Evet. Sonların biri annesi. Büyük geçmiş olsun. Kimin, kadının mı? Kadınların biri annesi. Diğeri eşi olabilir. Olmayabilir. Ya hiçbir şey de olmayabilir. Evet. Çocuklar kadının olabilir ya da annesinin olabilir. Ya da biri ya kendisi ya da tanımadığı insanlar. Ya da yani çok sevdiği birinin birinin çocuğu ve bilmediği kardeşi olabilir. Olabilir. Aksel sen hiç birini aldattın mı? Yok, aldatmadım. Niye? Çünkü böyle bir gereksinimi duymadım yani. Daha sonra düşünüyor musun? Yani tabii karşımdaki insan aldatırsa şartlı mı aldatırsın yani? Karşılık olarak mı aldatmak? Yani belki. Bu bana çok garip geldi. Evet, Türk dizileri çok izleniyor bu yüzden. Ancak karşındaki aldatırsa aldatmak. O zaman kimse birbirini aldatamaz ki. Evet. Yani birisinin bir başlangıç yapması lazım. Neyse ki sen varsın. Yani. Allah'tan ben varım da Türkiye'yi kurtarıyorum. Vallahi billahi. Yani. Neyse ki temiz yatırım politikamla Türkiye'yi kurtaracağım inşallah. İnşallah. Peki, yani tek eşli olmaktan memnun musun? Yani şu an bir erkek arkadaşım var diyemem ama yok da diyemem. Ya eşin yok ama. Evet, bekarım. Yani ben şu an evlenmeyi düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum. Yok canım, düşünme zaten de. Yani bir erkek arkadaşın var ama olup olmadığına emin değilsin. Dolayısıyla... Evet. Seks yapıyorsunuz ama adını koymadınız yani. Yapamıyoruz. Uzak. Ha, uzak. Uzak mı? Uzaktan seks yapamıyor musunuz? Maalesef olmuyor. Hayal gücü evet olabilir ama
temas daha önemli. Yok, giriş çıkış olmadan o iş olmaz zaten. Bence de. Yani bu sizin görüşünüz tabii. Ya benim kişisel bir şey. Ben hiç öyle düşünmüyorum mesela. Ama detay vermeyeceğim yani. Vermeseniz daha iyi şu an en azından yani şey. Peki yani aldatmış mı olursun mesela birisiyle seks yapsan bugünlerde? Güzel mi? Bir soru. Çok güzel bir şey, mikro bir soru. Evet. Yani karşındaki insana bence yani bu tarz bir şey yapılması hoş değil yani. Ama sevgilin değil. Ya sevgilim değil. Yani onu aldı. Ama ileride bir isim vermek gerekiyor mu yani? Mesela biriyle konuşuyorsun ya da görüşüyorsun ya da bir şeyler yaşıyorsun. Bu her türlü şey olabilir. Ya, İlla bir isim mi olması gerekiyor sevgilim ya da işte flörtüm? Şöyle yani iki taraftan da tabii biz boş konuştuğumuz için ben iki taraftan da sarabilirim sizi bu şeyde. Yani şöyle sarayım önce. Birisini birlikte olmak da diyemem. Şimdi birlikte olmadığınız için birlikte olmaktan kastımız hep şeydir ya. İhtiyaç mı? Temas. Temas şey. Temastır ya. Bir deal, bir yani şöyle bir uzak mesafelerde aşk yaşadığınız birisini diyelim kabaca. Aşk değil yani. Ne diyelim? Siz söyleyin, ben oradan devam edeceğim. Yani beğenmek ya da uzaktan uzağa beğendiğiniz birisini bir başkasını beğendiğinizde aldatmış olur musunuz? Yani düşünce olarak yani kısmen. Çünkü şöyle çünkü yani birisini uzaktan uzağa beğendiğiniz birisi var. Instagram'da da birisini takip ediyorsunuz. Çocuk da böyle cillop erik gibi çocuk. Kestane çekirdeği gibi çocuk. Böyle üstü çıplak jim yaparken fotoğrafını koymuş. Onu da like'ladınız yanlışlıkla çift basarak. Ya orada aldatmış mı oluyorsunuz o an? Şeyi. Hayır tabii ki de. O da uzaktan. Yanlışlar sonuç olarak. O da uzaktan ilişki, o da uzaktan ilişki. Yani çünkü bir çift tıklayarak bir ilişki kurmuş oluyorsun. Evet. Yani. Hem de tek bayağı, de değil. Çift de değil bayağı. Çift Instagram yani. Biz bunu zamanında kurarken şey yaptık. Tek olmasın dedim. Evet, çift dedi. Amir çok baskı yapmış. İki kere yapınca olsun dedim. Evet. Bir kereyle sayılmaz dedim. Sonra ben alta bari bir kalk koyalım da içine basanlar hani tek seferde yapsın şeyine geldim. Hı. Yani öyle onu öyle ikna edebildik yani. Ya. Peki ben sondan başa sarayım o zaman. Buyur. Yani birisiyle bir ilişkim var. Aksan. Evet. İlişki şey derken. Yani uzaktan yani. Uzaktan. Ya da uzaktan beğenme. Yakından. Adını koyayım. Ama önemli. Uzaktan beğenme. Adını koymadın. Ya yakından olsun tamam. Yakından da olsun. Şimdi başka birini çift tıklamak istedim mesela. Çift tıklamak derken? İşte tıklamak yani. Yani sanal ortamda değil, gerçek ortamda tıklamak istedim yani. Çıt çıt. Seks yaparken şeyi düşündün. Aldattığın adamı hayal ederek seks yaptın. Bu aldatma mıdır sence? Eğer bir temas oluyorsa yani seks yaparken bayağı çıt çıt uzaktan yani, değil. Bayağı. İşte o zaman aldatmış oluyorum tabii ki. Full penetrasyon ama yani şey yapıyorsun. Ama öbürünü düşünüyorsun. Öbürünü düşünüyorsun. Yani niyetin önemli burada. Evet. Niyetin öbürü. Evet. Yani onu hayal ederek adam uzakta çıt çıt olmuyor yani en fazla Instagram'dan düğme oluyor. Çift tıklıyorsun. Yani dolayısıyla bu da bir ihtiyaç değil mi kardeşim? Yani kediler bile 3 ayda bir şey yapıyor yani arızaya bağlı. Benim kedilerim var 2 tane. Ben kısırlaştırdım mesela önlem anlamak için. Sizin zaten belli şeyiniz, hayata bakışınız. Kısırlaştıralım. Kısırlaştıralım. Kimse şeye koşmasın. Kimse pompaya koşmasın. Evet yani herkes oturduğu yerde otursun. Evet.
İşte öyle olmuyor süreci. Yani erkek kedin varsa koku bırakıyor. Evde aşırı derecede leş kokacak bir şekilde oluyor yani. Siz koku. Yani o zaman abi zaten eve erkek kedi niye alıyorsunuz? Estağfurullah, tövbe tövbe, bir gün üstünüze çıkar. Evet. Ya odadan benim bacak aram, yani sürekli bacak aramda yatıyor bu bacağıma. Neden merak. Acaba? Neden acaba? Ha? Neden? Hadi söyle. Çünkü öyle alıştırdım ya da alıştırdım. Niye öyle alıştırdınız? Niye acaba? Bu aldatmak sayılmıyor mu şimdi? O da bence aldatma. Aldatmış. Allah'ı bu aldatma. Peki, şey, mi? Tabii. Ondan sonra Trump şeymiş. Suçluymuş. Allah Allah. Ha. Allah Allah. Adam en azından parasını vermiş, sus demiş. Evet. Evet. Sen tabii dili kemiği yok. Kediye şey yap, bacak aranı aç. Yok canım ya, iki tane ödül maması verse kedi yine şey yapar ya. Aa, benim kedim biraz değişik bir kedi yani. Ben anladım onun değişik olduğunu. O zaten şeyi belli. Şimdi konuyu dağıtmayalım yani. Tam tersini düşünelim Aksan. Evet. Yani ilişkin olduğu ve aldatmayı reddettiğin birisiyle bir seks yapıyorsun ve Instagram'da Amir, bu erik nereden çıktı? Erik gibi, eskiden armut gibi falan derlerdi yani. Oh, bu şey de değişiyor yani. Beğenme şeydi yani. Benim eşim kullanır onu. Bu benim de çok hoşuma gider. Allah Allah. Erik gibi bir çocuk. Rahatsız oldun değil mi? Oldum tabii. Belki ağız sulandırdığı için olabilir. Canım, erik var, erik var. Mürdümü var, şeyi var, papazı var. Bilmem. O büyük ihtimalle yeşil şey erik. Can erik. Ya, ama ilk gelen yeşil olduğu için, eki olduğu için. O yüzden ağız sulandırıyor karşı taraf. Neyse. Sizin de yani hemen ağzını sulandır. Hanımefendi yani, affedersiniz. Aksan yani diyelim yani bir de erik gibi de bir çocuk var. Instagram'da sürekli çift tıklıyorsun ama artık yani şeye geldi. Yani hayallerini dolduruyor. Dolayısıyla onu düşledin tam şey anında yani. Ne anında? Siz ne diyorsunuz ona? Origami. Origami. Ben ona bir şey demiyorum. Diyemiyorum yani. Evet. Ben de hiç yapmadım. Ben PYT olduğum için. Yani eski PYT'liyim bir de ben yani. Ha şey. Ancient yani. Tekaüt PYT. Tekaüt. Bu durumda aldatmış olur musun? Yani temas yoksa düşünce olarak yani. Yani kalp tarafında muhakkak aklından geçmiştir yani. Başka birisi mi diyorsun? Ya da çift tıkladığı bir insan. Hı. Ya bunu normal karşılıyorsun. Birisiyle düzenli seks yaparken bir noktadan sonra artık başka birilerini, o başka biriymiş gibi düşlemeyi aldatma kabul etmiyorsun. Ki bence bu en ağırı yani. Aldatma formlarının. Çünkü çok başıma geldi. Benim hayatım öyle geçti. Evet. Çok başıma geldi yani. Ve hala da mesela bunun bazı travmalarını yaşarım ben. Yani ben bugün bir PYT'ysem, bir pompada yaşa takılmış bir insansın. Bunun dibinde yatan travmalar. Geçen gün psikoloğumla konuşuyoruz. Nerede? Şeyde işte. Terapi odasında. Yatak odasında. Yani uzun oturuyoruz. Yatakta konuşuyoruz. Yatakta. Anladın mı? Evet, tahmin ettim onu zaten. Yani ben ekonomik açıdan yatıyorum şeyle, psikoloğumla. Tabii daha ucuz. Seans ücretleri falan uçtu çünkü. Tabii farkındayım. Yani bugün bir psikoloğa gideyim desem şey gibi yani, markete girip 2 kilo olgunlaştırılmış tam, sert koyun ezine almış gibi çıkarsın yani. Tüş. Yani. Tüş. Neyse akşam bu konuya dönelim sonra tekrar. Bence bu bence yarım kaldı çünkü sen direniyorsun Aksan. Açık konuşabilir miyim? Buyurun, dinliyorum. Yarım ağız konuşuyorsun sen. Evet, direniyorsun. Yani biz nasıl yani yarım ağız? Buraya yarım ağız konuşmak deriz. Yani aslında söylemek istediğin şey
bir şey var orada da onu söylemiyorsun. Yani çeviriyorsun. Ha, karşımdaki insanla arkadaş olsam ve o da birileriyle bir şeyler yaşamış olsa ben de gider bir şeyler yaşarım. Bak kadınlar bir şeyleri örtbas etmek istediklerinde ya anlaşılmaz tonda ya da hızlı konuşurlar. Affedersin biz 50 yaşımızı geçtiğimiz bana için. Bana uymuyor. Ben normalde de hızlı konuşan bir insanım. O zaman sen zaten hayatın böyle geçmişsin. Yani. Evet ben hızlı yaşamayı seviyorum. Hayır hızlı konuşmayı seviyorsun. Kimse anlamasın diye. Yok. Bu bir kaçış tekniği. Psikoloğum öyle dedi bana. Yavaş ol dedi. Evet bak yavaş ol bakayım. Yavaş ol dedi. Ne dedi? Neye dedim ya şimdi yani? Kaçıyorsun dedi. Ya, tabii. O yüzden ne oldum demeyeceğim, ne oldum diyeceğim. Ne oldum diyeceğim. Aa, gibi bir şey. Ha. Peki Aksan, bu konuyu konuşalım tekrar. Bize anlatacak bir mikro hikayen yoksa. Çalış ama buna. Evet. Bence çalış. Biraz düşün bu konuda yani. Biraz düşün. Çünkü bence bizimle konuşabileceğin bir şey bu ama şu an şey, boş konuşuyoruz. Ciao. Çok saat, dakika vermiş olmamıza rağmen çok geç kaldık. Ama çok önemli bir konuyu konuşuyorsun. Evet. Yani herkes bizi o konuda affedecektir. Bu akşam bir Kaybedenler Kulübü seti. İmzalı. Bir Kaybedenler Kulübü seti. Standart FM'in destekçilerine. Destekçilerin en yüksek olanına armağan edeceğimizi ilan ettik. Yaklaşık 23 dakika önce de o açık artırma diyelim açıktan kapattırma açık bağış sona erdi. Bu akşam bu setimizi kazanan dinleyicimiz Levent Gözaydın oldu. Kazanan demeyelim. Hak eden diyelim. Ya da hak eden diyelim. Şimdilik. İşte kazandı yani. Evet. Adam kazandı. Satın aldı. Adam kazandı. Evet. Adam kazandı. Satın aldı. Gerçekten teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Birazdan imzalayacağım ben de. Ben de birkaç tane imzalamamız gerekecek. Bütün katıldığınız için evet. De çok teşekkür ederim. Destekleriniz için de teşekkür ediyoruz ki bu sayede bu ardınızda belki bir iki lokma bir şey geçiyor yani. Ezine peyniri olmasa bile bir olsun. İki lokma bir sıvılaşmış arpa suyu. Ben meyve suyu içerim çünkü prensip olarak. Sağlıklı detokstayım yani. Meyve sebze değilse ben de içim açıkçası. Buyurun. Ses yok. Soru yok. İnsan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Aydanlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece Kadıköy Merkez Stüdyo'da 3 önemli konu üzerinde durduk. Evet. Bunlar hayat, kadınlar ve aşk oldu. Yer yer boş konuştuk. Bence genellikle boş konuştuk. Yani
yumuşakçalarla ilgili kısım dışında. Kısım dışında bana kalırsa komple boştu. Ama yani bir sonuçta bir insan ya da bir demeyelim, burada haksızlık olur. İki insan düşünün. Hadi birazcık antropoloji, biraz insanlık tarihi, biraz matematik, biraz felsefe, felsefe ve mühendislik, hakim olduğumuz iktisat, etimoloji. Benim birinci şeyden bildiğim, yani Latince, İtalyancaları saymayalım. Yani konuş, jeodezi konuş, ne bileyim, jeoloji konuş, nereye kadar? Modern Amerika tarihi, orta, yeni çağ, orta çağ, Avrupa tarihi, geç Osmanlı, ilk dönem Cumhuriyet. Kayalık dağlar morfolojisi mesela, hani bununla mı uğraşıyorsun? Genel coğrafya, ki ben özellikle Kızıldeniz, Akdeniz, Basklara kadar oralara hakimimdir. Jean-Jacques Rousseau'yla yıllarca birlikte ulaştım. Evet. Ama yine de... Çok içmişliğiniz var bir de sizin. Hayvan gibi içiyorduk. Ama yine de sonuçta insanoğlu bir yere kadar yetebiliyor. Yani biz de sonuçta masal kahramanı değiliz. Estağfurullah. Burada estağfurullah. Canlı. Evet. Yiyen içen. Evet. Gerçi... Yeme içme. Yemek. Eskiden ısmarlayanlar olurdu. Evet, onlar da azaldı. Biraz ihtiyarlara yeti gibi oldu. Evet. Ama yani ben de zaten hani ancak yani yemeği falan bıraktım da ancak işte sıvı besleniyorum son dönemde. Yaz gelse de gin tonik içsek, bol buzlu. Bir böyle şey, taze nane, şöyle bir şeye vurur gibi vursak. Şöyle. Şeye vurur gibi. Dursa böyle bir şey çıksa. Aldı mı orada? Onu onun içine atsak. Bir iki dilim yeşil elma, bir salatalık. Ya. Şey kenarı. Ya. Koysak ya. Yani. Ama nerede? Sezgi merhaba. Selam, merhaba. Ne yapıyorsun? Mersin'de misin hala da? Evet, hala Mersin'deyim. Sezgi'nin bugün sesi az geliyor, bakayım. Bakalım. Yok, sizinki de biraz yankılı geliyor. Ben kulaklıktayım. Belki o yalnızlıktandır. Ben o kulaklıktan bir telefona dönebilir miyiz Sezgi? Mümkün mü? Dur bir saniye, deniyorum. Hemen deniyorum yani. Nasıl şimdi? Çok iyi. Çok daha iyi. Çok iyi. Çok ben iyi. Çok az duyuyorum ama şimdi. Ben buradan onu ayarlamaya çalışıyorum sürekli. Evet, az önce de ayarlamaya çalışmıştım. Yani işte bu işler... Geçen sefer de... Eskiden böyle değildi, anında yapardı ayar yani ama... Nasıl duyuyorsun bizi? Bir saniye, bir şey daha deneyeceğim. Deneyelim tabii. İzin verirsin. Tabii ki tabii. Canım şey çekti be... Tekrar arayacağız Sezgi'yi şey. Ispanaklı yumurta. Ispanaklı bu saatte. Göz. Ispanaklı göz yumurta. Ama o şeysiz olmaz ki abi. Şimdi onu Ege'de Mege'de falan işte şey yapacağım. Ona göre yanında, şey lazım. Yanında yani. İçecek bir şey lazım. Tabii. Yani kuru kuru gitmez o. Gitmez. Selam. Sezgi. Selam. Şu an nasıl? Başka bir şey deniyorum. Şu an. Denemeye devam. Her zaman. İyi mi şimdi peki? Evet. Hadi yani, ya, duyuyor. Evet. Seni duyuyoruz. Sen de bizi duyuyorsan sorun yok. Ben çok iyi duyuyorum şu an. Gayet iyi. Tabii. Kökledim her şeyi de ondan. Yatırımların var mı? Yatırımlarım var, evet. Mesela yani biraz temiz yatırım mı, şey mi? Temiz mi? Eurobond falan gibi yatırımlarla uğraşıyorum bu aralar. Taşınabilir şeyler yani. Değiştirilebilir şeyler. Fiziksel yatırım mı yapıyorsun, şey mi? Sanal rakamlar üzerinden mi? Daha
çok fiziksel yapmayı çabalıyorum ama başka yatırımlarda başka şeyler oluyor tabii ki. Oradan çıkamadım hala. Anladım. İnsana yatırım yapar mısın? Kime? İnsana. Kaan çok yaptım, yeterli yapmayayım. Anladım ya, başarısız yatırımlar yapmışsın. Ya evet, kötü yatırımlar yapmışsın. Baya travmatik bir şey. Hem de nasıl? Geliyor değil mi o ses yani? Direkt geldi, direkt geldi. Tabii bizim... yeter yani. Bir tanesini, bir tanesini anlatır mısın bize mesela? Aa, tabii ki anlatırım. İsim vererek mümkünse. Tabii ki. Bir gün adı Selim. Hı-hı. Takılıyoruz böyle, gayet iyiyiz falan. Bir kamptayız, bir tırmanış festivalindeyiz. Hı-hı. Dans ediyoruz birileriyle dans ediyoruz. Parti ya. Dans derken yani ama göbek atma gibi mi dans? Hayır, gün boyunca da ağzımıza sıçılmış. Yani güneşte şimdi, böyle 7X'lerde kaya tırmanışı yapıyor. Kaya tırmanışı yapan göbek atmaz abi. Daha elektronik falan yani. Gece daha da rock'n'roll oldu. Chill out. Sonradan elektroya döndü o. Chill out da olmaz. Sonradan daha çok döndü. Döner yani. Ve bu Selin bana diyor ki niye bununla dans ediyorsun? Ne alaka? Evet, ne alaka? Niye dans ediyorsun onunla mesela? Evet. Dans etme. Ama ben dans etmeyi seviyorum. Ama yani öyle olur mu her önüne gelen dans etmek ya? Önüme gelen de değil ki. Orada ya siz ne biçim hayatlar yaşıyorsunuz ya? Allah Allah. Mesela bu benim şeyime ters, benim aile terbiyeme ters. Ya, mümkün değil. Mesela annem ama duysa. Ney? Annem bir duysa. Annen. Ben geçen gün anneme ne anlattım? Bir de onu anlatayım mı? Bu da çok mikro bir hikaye. Buyurun. Birinden ayrıldım. Artık hiç muhatap olmuyorum. Ama sürekli böyle bir... Pardon. Ayrıldım var derken yani var olan bir iş... Evet, yatırım. Var bir yatırımım. Erkek. O bir yatırım değildi bu arada. Ama yatırımlardan konuşuyoruz şu anda. Yani insan yatırım. Ama bu bir semriye girdi artık. Yani. Üzgünüm. O da bir yatırım ama. Mesela biz yıllar... Sonra başka birine yatırım yaptım. Biz yıllarca yani ben Hindistan'dan çok para indirdik. Mesela. Ben de yatırırım bu arada. Bende de şey yok yani orada. Sen bak şeyi karıştırıyorsun. Yani insana yatırım yapmakla yatırmak farklı şeyler. Niye karıştırıyorsun canım? Hepsi ekonomik şeyler bunların. Mikro ekonomik herhalde. Mikro tabii. Siz o şeyi iyi almışsınız. Bir Houston Körfez şirketini kurmuştunuz. Kanada'nın üst taraflarına adam sokmuyordunuz be. Bütün kürkü siz indirmiştiniz bu tarafa. Evet. Ama bitti kürk sonra. Bir de kürk şimdi de bilindiği gibi bir şey değil. Kürk mesela beklemeye gelmez. Küflenir. Evet. Tuzlamak lazım. Yok öyle değil. Tabaklamak mıydı o ya? Kürt tüy dökülür. Tüy dökülürse deri kalır. Şimdi ben yıllarca yaptığım için bu işleri. Şimdi sen malı kürk olarak aldın. Atıyorum metreyle aldığını varsayalım. Metresi $100 aldın. De ki. O zamanki şey doları. Ölçü olarak. Kanada doları. De ki yani. De ki aldın. Getirdin. O zamanlar bizim fabrika Manisa'da. Getirdim Manisa'ya. Ama tüyleri yok. Oldu mu sana ayakkabı şey derisi? Sen kürk diye aldın, ayakkabı kaldı. Şey kaldı. O zaman kösele. Biz onlarla mont yapıyoruz. Kösele. Ben sonra deri modu kurdum. Evet. Büyük geçmiş olsun. Sattım sonra. İyi yapmış. Hayırlı işler. Peki sonra... Durdu yani ben sizin Houston yani British Columbia'sı imtiyazını kraliçeden aldıktan sonra fabrikayı Manisa'ya mı kurdunuz? Vergi şey açısından. Müfredatı yüzünden. Evet. Efendim.
Mantıklı. Yani sonuçta gelişmemiş ülkelerde yatırım yaptığın zaman ona göre vergiden muaf oluyorsun. Evet. Evet. Ezik yerlerde özellikle. Şu Selim'le olan hikayeyi biraz bitirirsen. Ya aman Selim'i ikisi sonra işte yani, bağladı yani. Başkasıyla dans ediyorsun. Sen kimle dans ediyorsun? Ne alaka? Aman yani Selim. LCD'si TNT çalıyor. Headbang falan yapmaya çalışıyoruz orada. 21 yaşındayım yani. O akşam, bana bunu mu soruyorsun? O akşam kimle seks yaptın? Seks yapmamış bence o akşam. Bence yaptım. Yapmış. Kayada yaptım. Nasıl ya? Bildiğin kayada, kaynaklarda, İzmir'de. Kayanın üstünde. Ne? Ne? İyi pişti olmamışsınız. Amir'le pişti olmamışsınız. Amir tırmanıyor muydu o zaman? Amir. Amir hala da tırmanıyordu. Türkiye direkt lokasyon verdim yalnız. Peki Sezgi, çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Ya sohbet siz edin. De öylesiniz. Tekrar şimdi bir şey görüşürüz. Tekrar görüşürüz zaten. 28'de Gox geliyormuş buraya. Evet geliyor. 45. Buradaki nasıl bir şey ya? Ben burayı, buradaki 45 sevmiyorum bu arada. Haklısın. Bu konuyu yüz yüze görüşelim. Konuşalım Mersin. Mı? Gox konserinde konuşuruz. Gelecek misin Gox'a? Büyük ihtimalle. O zaman yüz yüze konuşalım bunu. Çünkü yani yüz yüze olması da şart değil yani ben. Sırt üstü de konuşuruz. Sırt her türlü konuşuruz. Arka arkaya da konuşuruz. Hiç pozisyon da şey yok gelsin. Şey yok yani. Yeter ki sesimizi duyalım birbirimizin. Yoga yapıyorum biliyorsun. Pozisyonda bende de sıkıntı olmaz. Okey. Benim de hoşuma gitti şu an uzaktan. Ben de çok memnun kaldım. Tamam geliyorsan lütfen okay. Görüşelim. Seni tamam. Bulabilirim. Tamam. Okey de sizi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. İyi geceler. Hoşçakalın. Ne anlatıyorduk abi biz? Vay, çok mikro olduk. Evet. Bir mikro öykü daha anlat da o zaman şey yapalım yani. Bir ağız tadıyı da bitirelim yani bir şeyi. Adam kendini en son özgür atıldığı yere dönmek istiyor. Orası da kadının içiydi. Çüş, bu şiir. Bu öykü falan değil. Ya bu Fassbinder'dan etkilenilmiş bir kısa filmin şeyiydi. Ne diyelim ona? Senaryosu. Evet yani. Evet. O zaman istersen ben de Fassbinder'dan. Çok ciddi şeydeyim, meraktayım. Bir mikro öykü anlatayım. Fassbinder'dan etkilendiğim mikro öykülerimden birini anlatayım. Tüm kapılar kilitliydi. Odada 7 tane kadın, 2 tane erkek vardı. Kadınlardan biri Çinliydi. Müthiş. Müthiş. Estağfurullah. Eline yüreğine sağlık. Estağfurullah. Senin de öyle. Temiz bir yatırım. Evet. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023 lira 6. Lüso'da değerli dostum Mete Onduk'la. Ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy Merkez stüdyolarındayız. Amir'in kısa bir değerlendirmesi, bir toparlaması olacak mı bilmiyorum bugün. Ama sanıyorum vaktimizi de bayağı aştık. O yüzden hepinize iyi geceler de demek isterim. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshasını her zaman olduğu gibi yine Montana çatısına. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy. Adadık. Kalmak isterdik burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız. Hepinize iyi geceler.
değerli dinleyenler. Tabii her böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye.